Ra'in ve huwa khayrun nasirin ve mu'in. Esselamu aleyke ya abu Salih al-Mahdi. Esselamu aleyke ya sahibel asr ve zaman. Aziz müminler, müminler bir 12. yıldız programı ile tekrar sizlerle bir aradayız. Mehdeviyet konuları etrafında İmam Mehdi aleyhisselamla rabıta sağlama, rabıta kurma hususunda konuşuyorduk. Hz. Mehdi aleyhisselam ile rabıta kurmak için o Hazreti tanıma yönünde adım açmak lazım. Ve ciddi ciddi adımlar atmak lazım. O Hazreti tanımak için zahmet çekmek lazım. Bugün fereç duasını okuyanlara her namazdan sonra Allahümme kun leveliyyike al-Hucjet ibn el Hasan duasını, fereç duasını Okuyan milyonlara sorsak, milyonlara Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında kaç tane kitap okumuşsunuz? Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında kaç tane ayet biliyorsunuz? Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında kaç tane hadis biliyorsunuz? Fereş duasını okuduğu halde Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında bir kitap okumamışım Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında bir ayet bilmiyorum. Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında bir hadis bilmiyorum demek ne kadar acı bir hadise. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuyor muydu ben ma tevelem ya'rif imam az zamanihi ma cahiliye kim kendi zamanının imamını tanımadan ölse onun ölümü cahiliye ölümü üzeredir. Bu hadisi bilen insan, bu hak, hakikati, bu vakayı, bu gerçeği bilen insanın Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında arayış içerisine girmesi gerekmez mi? Onu tanıma noktasında, onu bilme noktasında, ona olan marifetini çoğaltma noktasında bu dalda eserler okuması, bu dalda ayetleri, hadisleri bilmesi gerekmez mi? Onun için müminler çok zahmet çekmek gerekir. Ve zahmet çeken insanların Hz. Mehdi aleyhisselamla görüşme kapısından, Hz. Mehdi aleyhisselamla mülakat yapma kapısından içeriye girdiklerini biz tarihte görmüşüz ve günümüzde bunlar vardırlar. Vardırlar. Bakın Hacı Muhammed Ali Feşenli nakledilir onun hakkında Hz. İmam Mehdi Aleyhisselam'ı sesinin tonundan, sedasından, bakın sedasından Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanırdı. Bir insanı sesinden kimler tanıyabilir? Eğer siz birisine yabancı iseniz, birisini hiç tanımıyor iseniz duvarın o tarafında tanımadığınız bir insanın sesini duyduğunuzda Size sorsalar bu sesin sahibi kimdir? Siz ben bilmiyorum diyeceksiniz. Ama duvarın o tarafında konuşan babanız ise, duvarın o tarafında konuşan evladınız ise, duvarın o tarafında konuşan arkadaşınız ise, duvarın o tarafında konuşan dostunuz ise, sesini duyduğunuz zaman siz beyniniz, aklınız anında nedir? Otomatik ben diyor ki bu falancadır. Çünkü ben onu sesinden tanıyorum. Bakınız Muhammed Ali Feşendi diyor ben İmam Mehdi Aleyhisselam'ı sesinden tanırım. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile o kadar rabıtası güçlü idi ki o kadar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yakın idi ki o kadar o hazretle konuşmuştu ki diyor ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sesinden tanırım. Bakın Seyyid Behrul Ulum Hakeza Seyyid Behrul Ulum, Ehlibeyt Mektebi'nin büyük müçtehitlerinden birisi. Diyor ben Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı sesinden tanırım. Birçok aşık insan, birçok arif, birçok abdal, erenler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a gitmişler, onunla konuşmuşlar, onunla mülakat etmişler, onunla rabota sağlamışlar. Bunların yalan olması mümkün müdür? bunca kendi asırlarında, kendi zamanlarında, dönemlerinde, camialarında yıldız gibi gibi parlayan bunca büyük alim, bunca müçtehit, bunca, bunca, büyük arifler, tanınmış arifler bunlar hakkında anlatılanlar, söylenenler bunların hepsi hikaye midir? Haşa uzu yalan mıdır? Haşana uzu billah. Bakınız müminler. Hadis-i şerifte var ki men qara'a surate bani İsrail fi kulli leylati cum'a lem yamut hatta yudrikal qaim. Masum aleyhisselam buyuruyor bir insan her cuma akşamı İsrail beni İsrail suresini tilavet ederse beni İsrail suresi İsra suresidir. Bir insan her cuma akşamı İsra suresini tilavet eder ise ölmeden önce muhakkak Kaim aleyhisselamı görür. Bakın ölmeden önce muhakkak Hazreti Mehdi aleyhisselamı görür. Onun için cuma akşamları kim o sureyi okursa buyuruyor. Her cuma akşamı. Bakınız İsra suresindeki 80. ayette buyuruyor. Kul de ki Rabbi adhilni mudhala beni doğrulukla bir şeyin içerisine sok. Doğrulukla bir şeyin içine girdiğim zaman doğrulukla o şeyin içerisine gireyim. Ve ahrecni muhraca sidgin. Ya Rabbi bir şeyin içinden çıkarken benim doğrulukla oradan çıkmamı takdiriyle doğrulukla oradan çıkmamı sen irade buyur sağla. Ve ve li min ladunka sultanan Rabbim bana kendi katından bir sultanı yardımcı olarak ver. Ve min minladunke. Bakın ve min minladunke bana kendi yanından kendi katından bir sultanı yardımcı olarak ver. İsra suresinin 80. 80. ayetinde sultana nasira yani yardımcı sultandan maksat Ehli imamlarının kelamlarında, hadis-i şeriflerinde de geçtiği gibi Hz. Mehdi aleyhisselamdır. Dolayısıyla bugün İsra suresinin bu ayetini okuyanlar ve cealli milledun ke sultanen nasira. bana kendi katından bir sultanı yardımcı bir ayetini okuyanlar aslında Allahu Azze ve Celle'den Hz. Mehdi aleyhisselamı yardıma istemektedirler. Bundan dolayı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı müminler iyi tanımak gerek. Recep Ali Hayyat ki meşhurdur, meşhur urafadan, ariflerden birisidir. Talebelerine bakın bu ayeti 40 gece okumaları için her gece 100 defa bu ayeti zikir olarak talebelerine verdi. Dedi sizin 40 gece zikriniz bu ayettir. قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِينَ وَاَخْرَجْنِ مُخْرَجَ صِدْقِينَ وَاجْعَلِّ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Bu ayeti 40 gece, her gece 100 defa okumak kaydıyla zikrediniz. Talebelerine bunu buyurdu ve buyurdu ki kim bu şekilde yaparsa Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı görür. Ve talebelerinden bir tanesi 40 gün sonra geldi. Üstadının yanına üstad sizin buyurduğunuz zikri ben 40 gece her gece yüz defa olmak kaydıyla zikrettim okudum ama ben Hazreti Mehdi aleyhisselamı göremedim. Üstad talebenin bu şikayeti karşısında buyuruyor ki hatırlıyor musun işten çıktın ve evine gitmek için yola koyuldun yolun yolun üzerinde sağ yanağında bakın sağ yanağında ben olan genç bir seyit gördün sağ yanağında ben olan genç bir seyit gördün ve sen ona selam verdin o da senin selamının cevabını verdi ve böylelikle sen onun yanından geçip gittin İşte o selam verdiğin sağ yanağında ben olan o genç i̇mam Zaman Eccelallahu Teala Ferecehu Şerif'ti. Sen onu gördün ama tanıyamadın. Ama tanıyamadım. Peki müminler, aziz kardeşlerim, bacılarım. Biz neden İmam-ı Zaman Aleyhisselam'la rabıta kuramıyoruz? Yani kaç programdır rabıta konusunu ele almış inceliyoruz. İmam Mehdi Aleyhisselam'la rabıtaya engel olan, diyalog içerisinde olmaya engel olan sebepler nelerdir? Dolayısıyla bu sebepleri öğrenmek ve o sebepleri insanın bertaraf etmesi gerekir. O sebepleri insanın hayatından çıkarması gerekir. O sebeplerin aksine göre yaşamak gerekir. Çünkü arz edeceğim sebepler Hz. Mehdi aleyhisselamla rabıta kurmaya engeldir hem manevi rabıtaya engeldir hem fiziksel rabıtaya yani birebir görüşüp konuşmaya da engeldir. Manevi olarak Hz. Mehdi aleyhisselam ile konuşmaya da engeldir. Rivayetlerde Hz. Mehdi aleyhisselam bulut arkasındaki güneşe benzetilmiştir. Bakın bulut arkasındaki güneşe, güneş bazı şehirlerde gözükür. Bakın dünyanın bazı bölgelerinde güneş gözükür ama bazı bölgelerde, bazı şehirlerde güneşi göremiyoruz. Güneş görülmez. Peki bazı yerlerde güneşin görülüp bazı yerlerde görülmemesinin sebebi eğer güneş aynı ufuk içerisinde olan bölgelerde bazı yerlerde gözüküyor, bazı yerlerde gözükmüyor ise o gözükmeyen bölgelerde güneşin gözükmesine engel olan bir sebep vardır. O sebep de buluttur o sebep de buluttur. Müminler kalbi günah bulutu ile örtülü olanlar o güneşi göremezler. Hz. Mehdi alemin güneşi Hz. Mehdi aleyhisselamı kalbi günah bulutu ile örtülü olanlar göremezler. Görseler bile tanıyamazlar. Bakın görseler bile tanıyamazlar. Bu noktada o kadar rivayetler, o kadar tavsiyeler vardır ki eğer siz gerçekten kalbinizin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı görmesini, gözlerinizin onu görmesini, onunla ruhunuzun, kalbinizin rabıta sağlamasını istiyor iseniz önce engelleri bertaraf etmeniz gerekir. O engellerin başında ise günah gelmektedir aziz kardeşlerim. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu doğrultuda buyrukları vardır. Neden bana gelemiyorsunuz? Bana gelmenize, benimle rabıta kurmanıza, beni görmenize rağmen tanımamanıza sebep olan etkenler şunlardır diye Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kendi açıklamaları vardır. İnşallah bir sonraki programda o sebepleri tane tane sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Ve selamun aleyküm ve rahmetullah.